Merhaba arkadaşlar, Ayşe'nin Marifet Delileri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle buzluk için ekmek yapacağız inşallah. Tam buğday unundan olacak arkadaşlar. Ben burada 14 tane, 14 200 milimlik bardakla un koydum. Bir bardak da kenarda yoğurma aşamasında lazım olur diye hazırladım. Şimdi ben buraya 2 bardak da süt koyuyorum arkadaşlar. Hemen sütümü ekleyeyim. Ilık sütümüz. Şöyle kenarlara da hemen bir yemek kaşığı tuzumu koyuyorum. İçine 2 3 6 yemek kaşığı da şeker bıraktım. Hemen mayalarımız 2 tane şöyle kuru maya. Çok kolay bir ekmek yapacağız arkadaşlar. Birini yuvarlak düşünüyorum. Birini tepside veya hazır ekmek tarzında. Ben çok ekmek yaptım ve olayı çözdüm. Çok kolay, hiç uğraşmadan hemen yapacağız inşallah. Ben sürekli kendi ekmeğimi kendim yaptığım için size de göstermek istedim. Şöyle birazcık toparlayalım. Hemen elimle yoğurayım. Burada 6 bardak suyumuz var. Bakacağız ne kadar gittiğine. Beraber. Ilık suyumuz. Şöyle kıvama getireceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş yoğuracağız su ekleyerek. 8, 9 dakika hatta 10 dakika yoğurdum arkadaşlar böyle. Neyin içinde yoğurdum ben, çünkü çok yumuşak yapışır diye. Şu şekilde iyice yoğurdum. Tahtaya almaya gerek duymadım yumuşak olduğu için. Böyle yumruklaya yumruklaya iyice kıvama geldi bu. Böyle biraz yumuşak hamur olacak. Şöyle. Bu şekilde yumuşak. Şimdi yeter bunun yoğruldu. Güzelce ekşimeye göndereceğim. Kapanışını kapatıp. Şöyle kapatalım. Ekşimeye gitsin artık. Hamurumuz 1 saat 15 dakika tam dinlendi. Kabardı, bu şekilde taşmaya başlamış. Şöyle göstereyim, beraber açalım diye açmadım. Şöyle hemen alalım hamurumuzu. Toparlayalım. Çok güzel kabarmış. Yoğurmaktan kaynaklanıyor. Şöyle aktaralım. Mis gibi kokusu var. Hemen un dökelim. Şöyle katlayacağız arkadaşlar. Öyle 4 kere 5 kere kabartmaya, ekşitmeye gerek yok. Ben bir kere böyle yapıyorum. Şöyle güzelce unla her yerini, ekşisini alıyorum. Sonra tenceresine bırakıyorum veya tepsiye, uzun klasik ekmeklerden yapıyorum. Atıyorum fırına. Mis gibi ekmeklerimiz oluyor. Dediğim gibi çok yaptığım için ekmek çözdüm ben artık işi. Çok kolay. Öyle göründüğü gibi zor değil. Herkes yapabilir yani ekmek. 4-5 kere ekşimeye yollamıyoruz. Böyle un atıp iyice havasını, ekşisini alacağız arkadaşlar. Püf noktaların biri bu.
Tam buğday olduğu için diğer unlar daha kolay oluyor buna nazaran. Sürekli unlayacağız. Bugün fazla biraz hamur yaptım. Dolaba koyacağım buzdolabına. Şöyle güzelce bütün ekşisini alıp yoğuruyoruz. Katlıyoruz arkadaşlar. Sürekli katlıyoruz. Bu aşama sürekli katlıyoruz ki ekmeğimizin içi böyle kabarık kabarık, puf puf olsun. Bu şekilde kıvamı geldi. İyice ekşisini alıyoruz. Ben çevire çevire bu şekilde kıvama getirdim. Hala da istiyor. Şöyle biraz dağıtalım. Çok kolay oluyor bu şekilde. Ekmeğimiz. Şimdi fırını açacağız. 200 derecede 45-50 dakikada hemen pişiyor ekmeğimiz. Hazır oluyor. Ben şu kadarını alayım. Bunu tencerede pişirmek istiyorum. Şöyle iyice yuvarlayalım. Hep içeri katlıyoruz. Hep içeri bu şekilde katlayınca güzel oluyor. İnşallah bu da güzel olacak. Hemen ben bu tenceremizde yapmak istiyorum bir tanesini. Şöyle kağıdımızı koyalım. Biraz un atalım içine. Şöyle. Koyalım. Bir 10-15 dakika şöyle bir dinlensin. Çünkü unladık sürekli. Böyle bir dinlensin. O arada 200 derecede fırınımız ısınsın iyice. 15 dakikada ısınıyor. Bu da 15 dakika bir dinlenme molası verelim hamurumuza. Daha sonra diğer ekmeklerimizi yapacağız. Bu hamurumuzu da hemen işlemi yapalım. Şöyle. Bunu da arkadaşlar tepsi ekmeğimiz olsun. Ben özellikle yağladım tepsimi. Kağıt koymadım. Bunu bu şekilde yapmak istiyorum. Şöyle. Bu da tepsi ekmeğimiz olsun. Yani köy ekmeği oluyor. Köylerde böyle küçük küçük kapları vardır böyle tepsi değil de daha farklı. Bu şekilde yapıp koyuyorlar. Çok da güzel oluyor tabii taş fırınında. Şöyle düzeltelim. Hiçbir şey koymayacağım üzerine. Bu da bir 15 dakika dinlensin. Tepsi ekmeğimiz, köy ekmeğimiz çok da güzel kabarıyor. Daha önce yaptım. İnşallah bu da yaptığım gibi olacak. Bir 15 dakika dinlensin. Keselim, fırına verelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir 7-8 dakika bekledim ben. Çok beklemedim. Gerek duymadım çünkü çok güzel. Hemen başladı kabarmalara. Fırının da ısındı. Tamamdır bu. Şöyle şuraları yırtacağım çünkü üzerine gelirse sıcaklığı engeller. Şöyle hemen yırtalım. Birazcık un atacağım üzerine. Şöyle çok olmasın. Şöyle güzelce.
güzel bir vakfı kebir ekmeğimiz oluyor arkadaşlar. Bir tane daha yaptım ben, kanalımda var. Çiğ tohumlu, keten tohumlu, samlı. O da vakfı kebir tarzı yapıldı. Şimdi bunu ben bir tane şeyim var, jiletim var. Hemen açalım bunu. Her defasında farklı kullanıyoruz arkadaşlar jiletimizi. Kağıdından çıkardık. Aslında kağıdıyla tutsak daha sağlıklı olacak. Şöyle. Tamamdır. Şöyle bir kesikler atmak istiyorum. Bir tane de şöyle atalım. Derin olsun diye iki defa gidiyorum. Çünkü kabarıyor, hemen kapanıyor sonra. Hiç belli olmuyor şeklimiz, şemalimiz. Hemen fırına yolluyorum ben bunu. Güzelce şişsin, kabarsın, gelsin. Arkadaşlar unutmadan ilkin kapağı kapalı bir şekilde pişireceğiz. Bir 20-25 dakika yeterli oluyor benim fırınımda. Bakacağız böyle hafiften böyle iyice pembeleşmeye başlamış diyeyim. Kızarmaya dönünce kapağını açıyoruz. 25-30 dakikada o şekilde kapağı açık ama zemine yakın rafta. Zeminin bir üstündeki rafta diyeyim. O şekilde pişireceğiz tenceremizdeki ekmeğimizi. Ve unutmadan bir çelik, ısıya dayanıklı veya çelik tavaya, kaseye su koyuyoruz. Fırınımızın altına koyuyoruz ki ekmeğimiz güzel, çıtır bir ekmeğimiz olsun arkadaşlar. Fırına gidiyoruz. Ekmekler pişti, ben çıkardım. Bu çok sıcak, yeni çıktı tepsi ekmeğim. Bunu hemen şöyle göstereyim. Aşırı sıcak. Şöyle tutacakla. Şöyle tutayım. Harika oldu. Çok güzel kızardı. Şu bu soğumaya bırakalım. İkisini birden göstermek için bekledim. Böyle kenarda kalsın bu. Bu harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın şöyle göstereyim. Kocaman bir vakfı kebir ekmeğimiz hazır arkadaşlar. Ben bunu hemen kağıttan çıkardım ki altı hamur olmasın. Hamur olursa sıkıntı. Ben bu şekilde dedim. Soğusun. Şöyle keseceğim şimdi hemen. Bıçak aldım ben hemen dilimlemek için. Şöyle keseceğim göstermek için size. Oh maşallah. Bakın arkadaşlar. Harika oldu. Çok güzel görünüyor. Şöyle ışığı yakayım. Bakın ne kadar güzel olduğunu. Çıtırlığını, içine yumuşaklığı. O kadar belli ki. Çok güzel oldu. Hala sıcak, ılık olmasına rağmen. Şöyle göstereyim. Göz göz oldu. Kat kat. Çok güzel bir ekmeğimiz oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Ekmeğimiz lezzetli bir ekmeğimiz oldu. Kabaran, içi yumuşak, dışı çıtır. Çok güzel bir ekmeğimiz oldu. Arkadaşlar bu vakfı bir ekmeğimiz oldu. Bu da köy sine ekmeğimiz oldu. Hala sıcak. Şöyle tutayım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün ekmek bitirdik. Bugünkü tarifimizde. Somun ve vakfı kebir ekmeğimiz vardı. Abone olmayı unutmayın. Abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Takip ettikleri için beni. Bu şekilde her gün değişik değişik tarifler veriyoruz. Takip etmeye, izlemeye videoları devam edin arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde, püf noktalı bir şekilde tariflerimiz devam edecek inşallah.
Bugün bitti. Tarifimizi yaptık, bitirdik. Sıcak sıcak inşallah yemek nasip olur. Sizler de yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun şimdiden. Çok da kolay yaptım, gördünüz. Hiç o kadar uğraşmadım ben. Bundan sonra bu şekilde yaparız diye düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.